özel ülkeye buna girdiğiniz zaman bu sefer seninle ilgili yasal işlem yapıyor. Merhabalar efendim, kolay gelsin, hayırlı günler. Hayırlı günler, kolay gelsin. Evet, uzun süreden beridir Maden'deki heyelan riskinden kaynaklı yaşanan sorunla ilgili sürekli gelip gidip buradaki hemşerilerimiz de sürekli bu sürecin mağduriyetlerin giderilmesi anlamında ne yapabiliriz konusunda görüş alışverişinde bulunuyoruz. Yine bugün en son afet yasasından kaynaklı tebligatlardan sonra da Maden'de olan bitenleri yerinde görmek için geldiğimizde hiç de hoşumuza gitmeyen, aklen, mantıken anlam veremediğimiz bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Şimdi işte Cami Kebir Mahallesi, yani ilçenin merkezi olan mahalleden bu köprüye kadar heyelan riski olan bölge olarak, afet bölgesi olarak ilan edilmiş. Doğal olarak tabii ki devlet vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumakta sorumlulukları vardır. Ama bunu yaparken de bir mantık dışında uygulamalara da çok uygun davranmamak lazım. Yani şimdi bakın, bu işin mantığını size anlatayım. Burada bir köprü var ve bu Maden ilçesinin merkezine giden ana köprü. Şimdi bu köprü işte can güvenliğinden dolayı riskli kadar. Bunu ilimizin valisine de ben bugün veya yarın ileteceğim. Bu köprünün köklü çözüm kavuşturuluncaya kadar bir an önce açılmasıyla ilgili ricada bulunacağım. Gerçekten çok anlamsız ve mantıksız bir şey. Bu ulusal medyaya düşerse Elazığ resmen bir komedi haline dönüşür bu olay. Yani köprünün geçişi yasak ama köprünün yanında ilçe merkezine giren bölge yine orada heyelan bölgesi olması nedeniyle yine açık. Bu çok anlamsız bir iş. Ben hemşerilerimle de bu süreçle ilgili görüşlerini aldım. İşte bu afet yasasından kaynaklı afet bölgesi ilan edilen Cami Kamir bölgesinin mahallesinin dışında diğer geri kalan mahallelerimizin önümüzdeki süreçle ilgili hangi risklere açık olduğunu ve oradaki insanların önümüzdeki dönemde ne tür bir mağduriyet yaşayabileceklerini, Maden'in içi olma özelliğinin önümüzdeki süreçte risklerini, tehlikelerini hep birlikte sohbet ettik. Yani Madenlerin mağduriyetini, çözümüyle ilgili elimizden gelen katkıyı yine vermeye devam edeceğiz. Kapatılmış. Peki burayı kapattığınızda yolu nereden verdiniz? Yolu hemen yan taraftan, ileriden vererek yine Maden ilçesine gelmek için şu alt yolu kullanacaksınız. Yani yine afet bölgesi riski olan, afet bölgesi ilan edilen, heyelan riskin olan bölgeden aracınızla geçerken risk yok ama bu kadar bölgeden geçerken risk var diye bu köprüyü kapatmışsınız. Yani bu çok son derece bana göre mantıken çok anlamsız bir uygulama. Bunu ilimizin valisiyle görüşüp, Karayolları Bölge Müdürlüğü'yle görüşüp, yani bu köprünün bir an önce trafiğe açılması, bu köprünün ilk başta yandaki eski tarihi köprünün patlamasından dolayı buraya geldiğimizde bize Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün de valilik makamının da ifade ettiği, işte ilçenin yeni bir girişinde köprü yapılacak, o köprü faaliyete geçtikten sonra bu köprü kapatılacak diye. Ama bugün hemşerilerimiz de buraya geldiğimizde gördük ki bu köprünün kapatılması son derece anlamsız, gereksiz. Yani bu yoldan gelirken aracın riski yok da bu köprüden geçerken mi riski var? Afet alan hemşerilerime bize gösterdikleri ilgiden dolayı, verdikleri bilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Elazığ kamuoyunun da bu konuda duyarlı olmasını istiyorum ve herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim.